hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuş nakışlar. Yani his esmaların bizdeki cilve cemal nakış sanatıdır. Bizdeki taayyünleridir. Taayyun. Hayatı bana hissettiren istir. Bütün ömür dakikaları vefa insana ya nurani ya zulmani avdet eder. Yani o kullanılan ömür yaşanmışların cem hali. Ona bir paket seriliyor, ona bir isim ecel geldi. Hadi bakalım. His, his vicdana ait değil. Ruhun da dört ayağından bir tanesidir. Yani hakikaten ne kadar nimetin içindeyiz. Allah insanlık inim inim inlerken Cenab-ı Hak bizi kendisiyle meşgul ettiriyor. Ne kadar şükretsek az. İnsanlık ne halde? Ne kadar zor durumda? Ama Cenab-ı Hakk'ın ikramına, ihsanına bak ki şeyde geçiyor Kastamonu 249'da mıydı? Bu zamanda bu şevk, bu hizmet imani ile alaka ve münasebet doğrudan doğruya büyük bir inayeti ilahiyedir. İhsanat-ı Rabbaniyedir. Bilelim ki elimizden Allah almasın. Yani meşgul olabilmek Allah'ın inayetidir, İsa'nın lütfu ve keremidir. Buna dima diyeceğiz. Evet. Dima mı diyeceğiz? Tabii onun projenin projeye giriyoruz. Ama ilk defa olacak bu his. Daha önce çalıştık da o toplamaydı. Proje noktasında bir değişik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı iki cihanda aziz eylesin. Bizim fitnemizden bizi muhafaza eylesin. Bizim başlattığımız fitneden İlk önce kendisini yakıyor. Düşünerek dua ediyorum. Öyle ezberlediklerim demiyorum. Bizden çıkan kıvılcımla bizi yakan fitnemizden bizi emin eylesin. Ya yani en büyük düşman bize biziz. En büyük yabancı ben benim. Ben banayım. En büyük yabancı ben kendime en sevmediğim kişi de en çok benim. En çok kendimden uzaklaşan da yine benim. Arkadaşlar Dima kaç? 226. Abi. 226. Bu ilk his dersi. ders ilk. Yani proje olarak ama geçmişte çok hisse ait çok ders yaptık. Değil mi Yasin? Gel buraya. Gel. <laughs> dersi Yasin sen mi yapmışsın? Hem de daldı gitti yani. İyi misiniz? Elhamdülillah. E, sabahki ders yorgunluk yok değil mi? Lugatı şu, benimle alakası yok. Duymak, farkına varmak, bir şey idrak edip şuur hasıl eylemek, hasıl eylemek, tesir olup idrak etmek. Tamam. Şimdi 147 açar mısın? Ki kimmiş bu adam? Bu his. Bu adamı bir tanıyalım nerede, ne yapıyor, işte bir nedir, ne yer, içer, komşusu kimdir, babası ceddi kimdir, dedeleri nedir, soyu nesebi nedir, seyit midir, firavuna mı dayanıyor? Buldun mu abi? 147. Bey Şami 136. hutbe Bey de bu manada kaç yerde de var. Varlı. Temel burası. Temel. Temel. Yeri yer. Burası 136 ana merkez ama bunu teyit eden yerler var ya. Ama burası bu adam nerede ve çok tuhaftır. Ha, ilk önce iki tane teknik bilgi. Akıl nerede deyince kafadadır diyoruz. Yani bir mahaliyet gösterebiliyoruz. Akla bir mekan verebiliyoruz. Kalp nerededir deyince bir mekan verebiliyoruz. Ruh nerededir? Mekanı yok. Vicdan nerede mahaliyeti var mı? Yok. Ee, Ali burada mı? Öteki hali. ama sen de yaparsın. Demek. Ha, bir kahve yap. Ha. Şimdi vicdanın vicdanın ve ruhun mahalliyeti yok. Vicdanın mahalliyeti yok dedi ya. Zannetme onunla ilgili bir şey diyecek. <laughs> Yoksa girmezdin. Var mı zannediyorum ben? <laughs> Öyle mi? Ya söyle. Yok. Şimdi toparlayamam da. Tamam. Toparladığın zaman söylersin. Vicdanın anası ve yani dört unsuru, dört ayağı. Çok acayip bir ders ama ha. Bu hayatın ta kendisi his. Her şeyde kullan. Yani evde kullan, psikolojide kullan, anlayışta, idraka. Her şeyin şey maydanozu yani. His. Muhabbetin bile dişe vuruşu his olarak gözüküyor. Her an mı? Her an Her an. Andadır anda olan bir şey yani. Muhabbet her an yoktur. Yani varlığımızı var eden, tanımladığımız her şey o. Yani his. Nefsül Okuyayım da göreceksiniz. Çok tuhaftır. Ee, i̇lk önce yerini okuyacağım. Sonra külliyatta veciz onunla alakalı yerler okuyacağım. Sonra içine gireceğiz. İlk önce cümle cümle. Şu, şu, his şu, şudur, budur, budur. E, çıkarımlar veya metin. Sonra içine doğru Allah'ın izniyle gireceğiz. Vicdanın anası rerbası. Dört temeli, dört ayağı. Aynı zamanda bu, o dört tane aynı şeye ruhun dört havası. Aynı şey, aynı zamanda ruh kendisini bununla ifade ediyor Murat. Yani ruhun dört havası. Yani dışsalı. Dış taraftaki kendisini ifade ettiği nüfus cüzdanı. Kim nedir onlar? İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Demiştiniz geçen de biz hep e, bu dörtlüğü hep vicdanın zannediyorduk. Konuştuk hiç ruhuyla ilişkili hiçbir şey konuşmadık. Konuşmadık. Hep vicdan inisiyatifi, hep, hep on ruhun <laughs> hiç ruhun... Hiç havası, dört havasını konuşmuyor. Hiç, hiç. Ben de hayret içinde kalıyorum. Bu kadar bidi bir şey nasıl gizli kalmış? O, Ama çalı o, e, Çalışınca, e, çalışınca e, Hep. Evet. Dört, Dörtü bununla dışarı çıkıyor. Ha, o açılımı, açılımı evet. Yani. E tabi. Ruh evet. E, e, ruhun Ruhun dört ruhu mahluk eden. Şu, şimdi ona girmeyeyim ama şöyle diyeyim. Allah karar verdi. Kainatı yaratacağım. Nuru Muhammed'i. Onun bizdeki karşılığı Ene. Tamam. Ne? Ene nedir? Allah yarattığı alemlerin daha yaratmadığı önceki proje. Ene. Ama zatının karşılığı, karşıtı sır insani. Sır insan böyle bir şey. Şeceri hırkatla alakası yok. Anladık mı Gafur? Evet abi çok iyi. He. Şeceri hilkatla alakası yok. Mahlukiyetle alakası yok. Sır insanı. Bir daha söylüyorum. Allah mahlukatı yaratacağım dedi. 18 bin alemi. Bütün alemleri yaratacağım. Onun bir projesini, yazılımını yaptı. Onun adı Nuru Muhammed'i. İlmi kelamdaki adı Mec'ul. Bizdeki karşılığı Ene. Ene bu. Ee, ama bunun daha arkası olan, arkası yok ki arkası olsun ama öyle diyeceğim başka. Zatına ayna olan, böyle elimi koyuyorum. Zatına ayna olan, Zat-ı zülcelala ayna olan tarafımız bu tarafımız ki e, sıfatlarımla ben kainattayım, varlıktayım. Sıfatlarıyla Allah, ilim, irade, kudretiyle varlıktadır. Zatiyle insandadır tarafımız sırrı insani. Ee, şimdi bununla alakalı şey yapıyorum. Bu Allah bu projeyi karar verdi. Kararın adı Nur-u Muhammed'i mahluk değil. İlmi ee, ilmi vücut da değil yani böyle. İlmi vücut da diyebiliriz. Yani bizim bildiğimiz ilmi vücut da değil. İlmi vücutların da başı. Çekirdek ilmi vücut ya. Ama o, o, da değil. Böyle bir şey değil. Allah karar verdi. İşte o. Nedir o? nur Muhammed. İlmi kelamdaki adı ne? Mec'ul. Bizdeki adı ne? Ene. Şimdi o o eneyi kanun olarak dışarıya çıkarttı. Kanun. Kanun olarak çıkarttı. Bu ruh kanunu. Kanunu emri. Ruhumuzun kanunu. Ruh değil daha mahluk değil. Sonra o kanuna Cenab-ı Hak zihayattır, zişurdur, kanunemr, vücud harici denilen dört tane yapı ile destekledi, koydu. Değil mi? E, mahluk olacak daha. Mahluklaş olacak. Bunu koydu. Ama bu çıpla, buraya uygun değil. Bunu koydu, mahluk oldu. Dört tane zihayattır, zişurdur, kanun emr, vücud hariciye o kanun emri olan ruh çevirine, cevheri ruh. Mahluk oldu mu? Mahluk oldu. Fakat bu alemi şahadeti uygun değil. Daha ona bir elbise de giydirecek. Yemeği koyacağız dolaba ama buzdolabı bunu bozmasın diye ne sararız Davut? Folye. Değil mi? Yani buzdolabı pışıtı sararsın. İşte buna Cenab-ı Hak bir glafilatif, bir bedeni misali sarmaladı. Sardı mı bunu abi? Dökülmesin diye. Sonra onu bedene uygun hale geldi. 517 sözler. Glafilatif bedeni misali. Bunlar çok konuşmuştuk. Glafilatif nedir? Beden misali nedir? Konuştuk. Onu bedene koydu. Ve uyuz şu anda. Şimdi böyle bir ruhun dört ayağı var. Kendisini vicdan üzerinden dışarı atacak. Kalp üzerinden kendisi atacak. Ruh, üniversite diploması gibi kendisini Mesela bir iş yeri var, lise diplomasını istiyor. Üniversite diplomasıyla gidiyoruz. Sormuyorlar, senin lise diploman yok ki. Üniversite olunca cemu. Bir yere gidiyoruz, ortaokul diploması istiyorlar. Bir yere gidiyoruz, ilkokul diploması gibi. Ruh kendisini e, kalple, ruh kendisini vicdanla, ruh kendisini dimağla dışarıya tanımlıyor. İşlevi var. Ruh kendisini dört ayakla dışarı çıkartırken, irade zihiniz latife-i Rabbani. Aynı zamanda bu e, vicdanın ana sır erbası. Yani vicdanın da temelini oluşturuyor. Zaten ikisi kardeşe benziyor ruhla vicdan. Çünkü ikisinin de mahaliyeti yok. Mekanı yok. Akıl deyince burası. Kalp deyince burası. Vicdan deyince mahal yok. Ruhun da mahali yok. Ama ruh yaratıldıktan sonra mahluk. Mahluk. Şimdi irade, zihin, his, latife-i rabbani her birinin bir gayatul gayatı var. Bun, bu nedir yani? Bunlar nasıl tanımlanır? Nasıl gözükür? Allah'ın kainattaki iradesi nedir? Bizde ibadetullah olarak. iradenin vazifesi ibadetullah. Zihin vazifesi marifetullah. Hissin vazifesi muhabbetullah. Benim sözlerim değil bu aşağı kırmızı külliyatın biliyorsunuz zaten. Latife-i Rabbaniyenin vazifesi Latife'nin müşahede Tamam da ben bunu yani şu dur bu dur da böyle nasıl bir araya gelsin? Takva denilen takva ibadeti kamile. Takva neymiş? İbadeti kamileymiş. Takvanın tarifi aynı zamanda iba takva denilen neymiş Osman? Kamil de onu da yazmak lazım. Dördünü tazamun ediyor. Takva. Takva budur. İbadetullah. Mesela tayin pekmezi koy. E tayin pekmezi karıştırıyorsun ya. İbadetullah'a koy. Marifetullah'a koy. Muhabbetullah'a koy. Muşahadetullah'a koy. Karıştır. Bunun adı ibadet-i kamile denilen eylemsel halinin adı ibadet-i kamile. Dindeki vasfı ahlak. Şey takva. Şeriat şunları şeriat bunları hem tenmiye hem teyzip hem bu gayetül gayata sevk eder. Hem neşini malandırıyor, hem hayatlandırıyor, hem temiz diyor, arındırıyor, aslı kıblesine koyuyor, hem de kıblesine koyuyor. Yani. Bunu tenmiye ne malandırıyor, hayatlandırıyor, şeriat ne işe yarıyor? Şeriat, irade, zihin, his ve latife-i Rabbaniye'nin dışsalı olan ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah ve müşahadetullah'ın cem ceminden ibadet, şey, ibadeti kamile deniliyor. Kamil insanın efsafı. Bunu dinde takvadır. E bu bu şeyi de besleyecek birisi. Şeriat da bu bunu besliyor. Şeriat eyvallah Allah razı olsun. Şeriat bunu hayatlandırıyor. Temizliyor, arındırıyor ve kıblesine koyuyor. Ne yapıyor? Telmiye ediyor, tehzip ediyor, gayetül gayete koyuyor. Daha vicdana girmedik, vicdanın yerini tanımaya çalışıyoruz. Vicdana cümle cümle gireceğiz inşallah. Her şey vicdan dedim, his. Affedersiniz. Bunlar vicdanın anasır elbası olmakla beraber ruh da bunlarla kendini hariçte Ruh da kendini hariçte ifade eden kapılarıdır. Ruhun kapılarıdır. Bana astıyla kahve ocağınız var orada. Bu büyük dershanın özelliği. Değil mi? Cihaz da var değil mi orada? demizde izleyen yapın Ama cihazınız var mı yani? Adam kalkıp yapamaz mı? Hı. Tamam ha, tamam yok ben sizin için dedim. Yani bana böyle garip garip baktığınızda kahve içeri. Demek ki ruhun dışsal kapıları bunlar. Ruh harici hislerle hisseder. Ruh, harici, vicdandaki hislerle hisseder, kendine taşır. Ruh, dimadakilerin bir kısmı cinsini, vicdanda bir kısmını ruh hislerle içeriye alır. Yani dima, dimada kuvalar var abiler, bütün hayal kuvadır, tasavvur kuvadır, güçtür, ee, akıl kuvadır, güçtür, kuvayı akliye kuva kuvvetlerdir. Hayal ettiğinize dönüşürsünüz. Düşündüğünüz olursunuz. Neyi hayal ederseniz odur. Neyi düşünürseniz ona dönüşürsünüz. Çünkü akıldaki her şey kuvadır, sonuçtur, kuvvettir. Düşünce. Onun için marifet sahibi, tefekkür sahibi o nisbette güçlüdür. Akıldakiler kuva olarak güçtür. Vicdandakiler hisse dönüşür. Kaptekiler duyguya dönüşür. Ruhtakiler latifeye dönüşür. Akılda mertebeler, tavır, tasavvurlar biliyoruz. Vicdanda da ibadetullah his olur. E, marifetullah da his olur vesaire. Ruhta, kalpte ne olur? Latife-i insaniyeler. İştiyaktır, incizaptır, meyildir. E, ondan sonra vefadır, lezzettir, zevk değildir. Zevk bedenseldir, lezzet kutsidir, enfusiidir, Lezzeti mukaddese. Yani memnuniyet, iftihar, şefkat, muhabbet. Bunlar da şeydir. anlattım. ruhsaldır. Şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddeseler bu şunat-ı zatenin bizdeki karşılığına ruh, ruhun latifeleri. E şimdi bu e, ruh dışarıdan dimadan kuva, akıl tefekkür etti, akıl hayal etti, tasdik etti, izan etti vesaire itikat etti. O vicdana atar. Vicdana attı. Vicdana vicdan da kuva kuva olmakla beraber kuvve, akıldakiler kuva ya. Aynı zamanda histeri yasin. Hislere dönüştü. Ama kendisi yok olmadı. Sırdır çünkü. Vicdanda ne yaptı? Hissi, hisleri aktif etti. Sonra kuva his şey gibi tayyip pekmez veya kar topu gibi yuvarlandı kalbe attı. Kalpte duyguları aktif etti. Duyguları da aldılar kar topuya. Sonra şeye attı. Ruha attı. Hasan abi çok özür diliyorum. B bölmek istemiyorum ama şunu da anlattım. Anla Şu ilişkilendirme doğru bir şey olmaz mı acaba? Doğru bir şey olmaz herhalde mi acaba? Mesela ruh Hasan abi Diyelim ki vicdanı söktük attık bir adamdan. Ruh orada hayat bulmuyor. Evet. Hissi olmaz. His ayağı olmaz. His ayağı, hayır. Vicdanı komple söküp atsak. Yo, ya. ya. ruh bitti o. Ha ruh bitti. Tabii. O zaman o zaman Hasan abi şöyle bir ilişkilendirme yapabilir miyiz abi? Mesela kanun emri, irade, mesela zihayat zihin, mesela zişur his e, harici dedi Latife-i Rabbaniye şeklinde. Evet vücut harici buluyor. Vücut harici biz Latife-i Rabbaniye yakıştıramıyoruz. Oysa en kesif en camidir. Mesela insanı meleklerden üstün imtiyazlı kılan cismaniyetidir. Ceset oluşludur. Toprak unsuru var. Ama gene ilişki bir ifade etmemiz gerekmiyor. Tabii tabii daha, daha şu anda konuşuyor. ses daha yani şu anda ham malzeme konuşuyoruz. Ama çalışalım. Daha şimdi kendi yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Hissin yeri. Sesler ruha his olarak veriyor. Yani ses ruha his olarak malzeme taşıyor. Ruha hep böyle hisler atılır. Ses, koku, görüntü vesaireler ruha his olarak dönüşüyor. Ruhtan da dışarıya muhabbetullah his olarak dışarıya çıkar. Ruhta muhabbetullah'tır. Muhabbetullah his değil ki. Ama dışarıda istiyor gözükür. İçeridekiler de kendisini dışsal olarak, his olarak tanımlar. Şimdi bu biraz da devam edeyim. Sonra cümle cümle okuyacağız. Daha hakim olacağız ise. En az his hakkında belki 30-40 tane ders olacaktır. En az. 40 tane rahat olur Davut. Çok değil mi? Çok. Ya. 179 tane paragraf sözlerde var. 158 tane mektubatta var. Tek de okuyup yazıyorsun. Bak böyle böyle. Yazdım. Sen bir şey söyledin değil mi? Ha, şimdi söyledim bunu. E, oraya taşını buraya. E, buraya niye koy? Bu söylediklerimi için ispat edecek burada. Bu ispat için. Eğer kenara yazsam ayrı bir madde. İçine koydum. Bu anlatımın ispatı olacak. Böylelikle koca sayfa şu anda 146. Daha üçte biri okundu okunmadı. Yok canım. Yok abim yok. En fazla zorlasan üçte iki olamaz. Bir buçuktur. Yani yarı sancak olmuştur. Esas hissin cevelanga ilmi ifadeleri e, mektubat, lemalar, şualar, işaret edeceğiz de. Ama eylemsel hali laikalarda. Laikalar ne olacak bilmiyorum ki yani. Eylemde gösteriyor ustad. Yani muhabbet, o karşılıklı çatışmalar, kardeşleri şey yapmalı, durduruyor. Hep his. Hiç kırla gidiyor orada. Uçacak yani sandalyeler havalara uçacak yani. Yani abi diyor ki şunu yapma şöyle yapma şöyle git O kar onun kovuşuna git diyor. şöyle yapma hissini şey yapma diyor. Başka istir diyor rızık sifa. Yani tuhaf. Nereden bakarsanız külliyat hep odur. Bir bakıyorum komple hissi. <laughs> bir bakıyorum hep akıl. Öyle abi. Hep. hep imkan mümkün görüyorum her şeyi abi ya. Oraya mı? Vallahi ya. Sen <laughs> <laughs> sen sanki onun için yaratılmış ha. 688 sözler. Bunlarla alakalı delilim. Hayatta hissiyat suretine kaynayan memzuz nakışlar pek çok esma ve şuunat-ı işaret eder. Gayet parlak bir surette hayu kayımın şuunat-ı aynı darlık eder. Şimdi ben bir misal vereceğim okumayım de ee, okumadan altını. Devam devam abi aşağıya. Aha bak burası ha. Şimdi ben size ocak getirin. Bir ocak koyun. Bir tencere koydunuz. Koydun mu Davut? Ha Ağırlık olmasın diye. E, Sibliminal yapıyor. Tencere koydun mu abi? Su koy. Koydun. Büyük bir, Büyük bir tencere olsun ama. Öyle. Altını yak abi. Kaynat böyle. Kaynayınca iki şey olur. İlk önce böyle pıt 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 pıtlar olur. Kabarcıklar gibi. Sonra buhar çıkar. O buhar değil. O pıt 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 var ya böyle. Ha, yani üstündekiler ilk önce o kabarcıklar. İşte hayatta hissiyat suretine kaynayan memzuş hayatın içerisindeki belirlenişler. Hayat stabil. Hayat geneldir, mutlaktır. Hiçbir belirlenişi yoktur. Ne oldu belli değil. Her şeydir. Hiçbir şey değildir. Basittir. Yani basit derken mü mürekkep değildir. Her şey oradan çıkar. Her farklılık o malzemesi odur. Yani kısacası Allah varken hiçbir şey yoktu. Karar verdi irade. Proje, ilim. Yapacağım dedi. Kudret. Ee, tercih ettiği yapayım yapmayayım irade e, tam da domuzu taşı kadını erkeği cenneti cehennemi dünya akıleti e, neyle yapacaksın bunu Allah varken taş toprak mı vardı taşı toprak nereden getirdi hayatta yaptı niçin söyledim hayat her şeyin malzemesidir onun için basittir yani mürekkep değildir kendisi her şeydir ama tek şeydir her şey ondandır o hiçbir şeyden değildir işte oradan o suyu düşünün düşündük mü abi hayat doktor gaz verdik mi abi yakıyor. Böyle pıt 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 pıtlar yaptı ya tamurcuklar. Böyle oynamaya başladı karşı. Şimdi yukarıya çıktı. Ha o mutlak olan şeyden bazıları belirlendi. Tık 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 şuradan şuradan. İşte hayattan belirlenişler. His. Evet, su varken suyu görmüyorduk hani. O kabarcıkları görmeye başladı. Evet. Evet o his. Yani muayyenleşti içerisindeki bazı şeyler. His o his. Bak kendisi diyor. Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar. Yani hissi baştan söyleyeyim. His esmaların bizdeki cilve cemal nakış sanatıdır. His esmaların cilve cemal nakış sanatlarının bizdeki taayünleridir. Taayyun. Onun için bir kahve içmem lazım. Bismillah. Süleyman Dur. Ama bir şey söyleyeyim ya. Şöyle bir söyleyeyim abi. Söyle. Vallahi. Şimdi elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun ki cahil rahat konuşuyor. Ben de o rahatlıkla konuşuyorum. Nasıl olsa bir yanlış atıyorum ortaya. Yani bir deli bir kuyuya... Bu kadar insanla insan olacak. uğraşıyor biliyor musun? Bu kadar insanla Sen uğraşıp duracak şimdi. Şimdi mesela geçen gün ben de bir ufak yuya hisse bakayım dedim. Oradan yuvarlandım, yuvarlandım. En son imkanat kapısından gene çıktım da. Hani o esnada <laughs> yuvarlanırken yuvarlanırken abi mesela şöyle bir şeyler dikkatimi çekti. Mesela dedim ki ben Hasan abi şu anda yanımda olsaydı ona sorardım ki dedim. Mesela his mastar mıdır? Hasılı bir mastar mıdır? Harika. Bunu sorabilmen için harika ve yani tebrik etmemek mümkün değil. Yani cever itibariyle, yapı itibariyle kendisi mastardır vicdanda ama hasılı bir mastar eyleme dönüşmüş halidir. İbadetullah olmuştur. İbadet, iba e şeyin şey po, po, muhabbetullah olmuştu. İradenin dışı. Dışsal. Yani mesela vurmak. Mastar. Ne o kim vurdu, niçin vurdu, ne yaptı? Vurdum ses çıktı. Dışsal olunca hasılı bir mastar. Mastardan hasıl olan. Yani tanımlanmamışı tanımlama hali getiriyor. Hayatta his... Ee, kusura bakmayın. Ee, kendilerini cil, e, cilve cemal nakış sanat olarak hisle gösteriyor. Öyle mi? Şey. Evet. Şey? Esmalar. Cilve cemalı dışa vuruşu Dışa vuruşları. Taayyünleri diye geçiyor. Taayyünleri. Asar Bey Ta Taayyünleri. Allah Allah. Yani ne oluyor biliyor musun Şerif? Ve emma bi rabbike fadis. Çalışırken, çalışırken yani. Yani bir nimeti şey olması lazım ki yani Risale'in terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Yani nazarında o daim olmuyor ama 10 saniye, 5 saniye. Vallahi her şey kalkıyor. Her şey hisse dönüşüyor ya tefekkür ederken. Her şey kalkıyor. Hiçbir şey yok. Yani sanki aynı dünya aynı ahiret oluyor. Hey inan. Aynı ahiret. Yani bir bakıyorsun ki geçesin geliyor. Seviniyorsun yani. Yani ölüm o denilen şey. Aynı kendisi aynı o. o oluyor. Ama o tutmuyor bir, bir, birkaç saniye. Hisle çalışırken böyle bir pıt pıt şeyler. Böyle o kadar şey ki sonra o anda düşünün vay be. Ölümün de herhalde, ölüm böyle olursa. Ulan hiçbir şey yok. oradasın. Hiçbir şey Oradasın yani. Bir şey görmedin ki. Aynı yani. Sonra bu nasıl aynı olur dedim ya orası. Bu hayal. ceza baktım ki e, cennette bir tabaka var ya cennette. Darussalam. Dünyadaki nimetlerin isimleri var. Şekil Erik. Orada da Erik aynı ismi var. Ama rengi de aynı böyle. Değil mi? Tatları farklı diyor. Ama peki ne diyor? Cennet ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer otur etmiş. Ama böyle bir şey var. Cennetin sekiz tabakası var. onu şeklinde şöyle düşünün. En zirvedeki bize en yakın olan buradan kıvrılıyor. Bizden uzaklaşıyor. Bu tepe Darul Selam dünyaya yakın olan. Niye bu darı selam koymuş? O zaman konuşmuştuk. Afallamasın insan. Gene bir esbab var. Cennette de bir zaman var. Pazartesi şu olacak diyor peygamber. Aleyhisselatü vesselam. Şu olacak perşembe falan cuma. Cuma Rabbimizi seyredeceğiz diyor. Bir şey konmuş. Evvel ahir şeyler konmuş. Zaman var. Bir mekan var. Ee, zamanın, zamanın hakikati var yani. Ee, e, şimdi afallamasın diye biz dünyaya bir de şey geçen şey düşünüyordum. Ama yapmayın ama. Hani çok tuhaftı o bir şey anlatacağım şimdi. O kadar zevkli bir şeydi ki. Şimdi bunu bitireyim. Ee, dünyada alışmış bir ruh cenneti bir anda ne göz görmüş ne kulak görmüş. ruh çöker. <laughs> orada da bir esbab kullanıyor gibi Darus Selam'a sokuyor. Darus Selam'a bu dünyadakilerin isimleri, cisimleri Elik öyleymiş Elik. Ha bize benziyor ama ustad diyor tatları benzemiyor. Sonra tamam diyecekler. 40 yıl orada kalacakmış hadiste. Ondan sonra... Orientasyonu. Ne? Oryantasyon ne demek o? Uyum süreci. Uyum süreci. Bir, bir işe <laughs> girince alışsın diye onu belirleyeyim. Tam 40 yıl hatta bir münadi gelir. Ey insanoğlu Allah'ın bunca vaat ettiği nimetleri unuttun mu? Bu niye kaldın? Dermiş ki ya bundan lezzetleri farklı ya. Bundan daha büyük nimet mi var? Daha dur dedi. Daha dur. Özür dilerim. Sonra bir alıyor işte diğerlere ya. Şimdi e, şeyi söyleyecektim. Neydi? İşte dünya ahiret Yok bir şey anlatacağım. 40 yıl orada kalıyor. Siz yapmayın ben yaptım. Ha ha. Şimdi şöyle. Biz nasıl geldik? Ee, Cevher, mahluk sonra gılaflatif bir bedene girdik. Doğduk anamızdan. Kafa yemesin diye. Çünkü niye adeta Adem'den hiçlikten çıktığımız için hiçlikten bir anda vücut bu kafa olsa kafayı yersin. Kafa kalmaz, be, beyin yanar. His yanar, duygu yanar, hiçbir işlem çalışmaz. Bir anda sıfır bilgi daha olsa gözünle böyle bunu gördüğün gibi bir anda şu haline, dünyaya gelsen kesinlikle hiçbir şey çalışmaz. Çocukken alışıyorsun ayağına, rengine, sese. Hih! Çocuk kendi afedersin gazından korkuyor yani. Sese, aa ses, aa kız Yavaş 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 sese. İlk önce sese tepki veriyor. Gözüne şey, el yapıyorsun, şekil yok. Sonra yavaş yavaş şekiller vesaire falan. Sonra dokunmalar başlıyor. Sonra kokular, burunlar, şunlar bunlar başlıyor. Alışa 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 geldik. Sonra ha, şimdi ben sizi film başka bir şey yapacağım. Tam tersi bir sistem. Allah'ın kudretini düşündüm. Ne zaman vefat edeceksin? 86 yaşında seni yaratsa Resul. Senin ömrün o. Endişe etme. <laughs> Attım kafada. Bu, o bilgiyle geldin. Son halin. Şimdi senin ölümün şu. Her sene 85, 84, 83, 82, 81, 80 senem kaldı. Her sene, her sene beyaz saçın siyalaşıyor. Bilgin e, eksiliyor ve kötürün vücudun canlanıyor. Yani şu vücudun çocukluktan kazanımın tersi çalışsa. 10 yaşına geldim, kaldı 9. Geliyorum geliyorum bebek. Hiçbir sıkıntı olmaz niçin? Ee, üç buçuğa geldik. Canlı ve cansız kavramı kalkar. üç buçuğa kadar çocuk canlı ve cansız bilmez, cinsiyet de bilmez, kadın erkek bilmez. Eee Oraya gelince 3.5 aa şey olacak. Üç 3.5'e geldik can, canlı ve cansız kavrama kalkınca ölmek denilen bir şey bilmeyiz. Ondan sonra <gülüyor> hmm. <gülüyor> ya sonra geliyorsun ölüm değil de top gene zigot oldun. Bitti. Böyle bir süreç olsa ne olurdu? Dedim. Geri geldim. Yani ölüm. Bir şey Hiç ölüm böyle kaygı, endişen yok. Zaten bitmiş kaygılar, her şey bitmiş. Kazanımların sonu 86 yaş. Şimdi her sene geçiyor 85. Ama ihtiyar olmuyorum. Tam tersine her sene genç oluyorum. Her sene dinç oluyor. Her sene dertlerim azalıyor. Dertlerim artmıyor. Hiçbir derdi... 83. Oo bir dert gitti, gençleştim. Ay dinam merdivenden çıkamıyordum merdiven. Allah'ın şefkati öyle artıyor ki ekmek elden su gölden. Evet, o geliyor ona gidiyorsun. he. Ondan sonra geliyorsun geliyorsun bulu çağında falan sistem değişiyor. Bulu çağından kalkıyor bulu çağı. Allah Allah hayat düz müthiş düz pembe her şey eşit. Sonra üç buçuk yaşında gene başka bir eşit. Sonra geliyorsun böyle bir kurguladım. Acayip bir şey oldum ya böyle. Çok etkilendim. 2-3 gün beni etkiledi. Böyle olsa ne olurdum? Ama iyi, itikadım itibariyle iyi olmazdım ama biraz hayal da iyi geldi bana. Vay be her sene dertim artmıyor, azalıyor. Her sene ihtiyarlaşmıyorum, gençleşiyorum. Her sene daha dinamik, her sene daha çok böyle samimi öyle. Ve Allah Allah hepsini bırakıyorsun. Allah'ın kudretini ne eksik ne olmasın belki de İkisi cennette beraber çalışacak. Hem böyle hem böyle. İkisi bir de karma yaptım. Hem böyle hem böyle olsa ne olur dedim. Onu çözemedim. Abi. Hadi. Hadi bakalım bir tenefis ettirdim. Ağaç, Hasan abi, Şişt. cennetteki ağaçlar ters olur dedikleri bu hadise bence. Gibi. Yani Cennette herkes 33 olacak. Değil. Hanımlar 18. Peygamber Aleyhisselatü hadisi. Her an, bak her an hiçbir ana benzemeyecek. Her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her istediğin olacak, hiç istemediklerin olmayacak. Öyle mi abiler? Her yerde olacak. Öyle mi Resul? Ben söyleyeyim sen düzelt atam olur mu? Her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her an her şekilde değişeceksin. Her istediğin olacak, istemediğin olmayacak değil mi? Biz bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın böyle tecelli ettiğine inanıyorduk. Dünyada Cenab-ı Hak böyle. O, Hani böyle inanmadık mı? Evet. Cenab-ı Hak her yerde, hiçbir yerde değil. Allah her istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Evet. E, cennette bir kul nasıl olacak? Bir şey demişsin yani. Şurada ha? hayalen birçok yere dolabiliyorsun ya abi. Evet. Burada hayalin orada gerçek olacak. Evet. Anladınız mı? Yok yok başka. Anlayan anladı. Bir şey dedi ya. Ne Peki dedi şey niye var? böyle olacaksın biliyor musun? Allah'a iman etmenin Allah isminin en cami aynası olacaksın bizim Allah hakkındaki bilgimiz Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah esma malumatlı Allah'tır. Bizim bildiğimiz o zatı va zat-ı vacibul vücudun esmanın aslı sıfat, sıfatın aslı şunat, şunatın aslı mayet mayeti i hakkında Allah hakkında mayeti i Kur'an'da da yok. Hiç yok. Hiç. Resulullah'ta da yok. Öyle demiştir. Ha o dolayısıyla Allah hakkında bir şey söylenildi zaman yani, oplamayın, dehşet almayın. Allah hakkında söylenecek ve söylenmiş olabilir şeyleri daha söyle Daha esmadasın. Sıfattaki Allah'ı bilmiyoruz ki. Sıfatı zatiyedekini de bilmiyoruz. Şunatı zatiye bilmiyoruz. Mayatı zatiye hiç bilinmeyecek. O amadadır diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. O ancak en iyi bilen kimdir? Yine kendisi. Bizim bütün bilgiler esma çerçevelidir. Dolayısıyla biz Allah'a nasıl inan ediyoruz burada? Allah her an her yerdedir hiçbir yerde değildir. Allah eşyanın evelidir, ahirisidir, zahirisidir, matınısıdır. İstediği olur, istemediği olmaz. Buna böyle iman ettin mi? Mükafatın da cennette sen buna mazhar olacaksın. İstediğin olacak, istemediğin olmayacak. Evel olacaksın, cennetin ahiri olacaksın. Ki senin hizmetçin Huri cennetin aksamı kesiresine cami olacak. Bir anda her yolda, her yolda olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Yani neler bekliyor? Böyle bir aleme gideceksin. Mezarlıktan geçeceksin, korkuyorsun ya. Lan böyle bir aleme gidiyorsun ya. Ölmeyelim ya buradan böyle mi olalım? Olmaz ya, geçmek lazım. İşte hisse çalışınca ama çalışınca biraz dengeler bozuldu biraz. Evet. Ta ayyuv ve evet. techahhusun en kamil hali abi cennet mi oluyor yani? Cennet cennette olmuyor. O da mı olmuyor? O yok. Cenneti isteyen onda. Onunla başlıyor. O e, e cennetten sonra Sidret-i var. Kim kim talep edecek? İsteyende. Sonra Arş var. Kim talep eden gidecek? Cennet adam dedi ki, anlayan iste ver onu bana sen. Cennette adam dedi ki, "Huri al sana. Başka bu bitti. Ötekisi bilmem ne. E arf lam'dan çıkıyor değil mi? Şey 25. sözde. Ama bu derslere katılmış, bu dersine katılmış tefekkür nur talebesi Arştır, kürstür, arş-ı azam, kabı kavşen. Ya Rabbi cennette tamam. Talep edilen verilecek ya. Ya Rabbi biz derslere katılıyorduk. Tamam cennet, cehennem. Sonu hudut. Ya şu siddet muntaha varlığın sonu değil. Cennetin sonu. So, sonu yok da öyle bir hat konmuş. Arş vardı ya Rabbi şeceri hikatte. Arş nasıl bir şey bilmiyoruz ki. Ancak Allah Resulü'nün hadisi var bütün 18 bin alem mahlukat itibariyle büyüklüğü kürse göre kürsün içerisine bir yüzük kadar atılan bir yüzük kadarmış. Şöyle çöle atılan bir yüzü, yüzük kadar büyükmüş. 18 bu bu sebe semavat. Sebe semavat var ya dedi kat sema çöle atılmış bir yüzük kadar. Bu kürs arşa göre ne kadardır? Allah Resulü söylüyor gene Kürsün arşa göre büyüktü, çöle atılmış bir yüzü kadardır. Peki arşın arşa azama göre büyüktü, çöle atılmış bir yüzü kadardır. Kabu kavsen arşa göre ne? O da çöle atılmış bir yüzü kadardır. Ondan sonra ya, ya Rabbi, ya ya Resulallah pe Allah neredeydi? Amadaydı diyor. Öyle. Bununla alakalı bir rüya söyleyeyim size. Bir derse katıldım rüyadan. Ders yapıyor ama tanımıyor böyle fazla yokuz ben dünyalı olduğumu hissediyor bir şey sorabilir miyim dedim dönüyordu böyle yazıyordu beni görmedi şöyleydi bir şey sorabilir miyim dedim sor dedi bakmıyor ama bilmiyor. Bilmiyorum ama ama buradan giden buradan giden mi? Buradan giden galiba, buradan gidenlerden. Ama insan nevi anlatıyor, haşiri anlatıyor. O zaman ahiret nerede dedim? Böyle birbirinin içine e, boyut boyutları anlatıyor böyle. Hepsi aynı yerde de hafif bir soğan zarı gibi bir şey kafamıza, duygularımıza, hislerimizi örtülmüş uzak görüyoruz ahiret. Her şey aynı yerde de o gözlükçü var ya gözlükçü gözüme bakarken geçen hafta şuraya bir şey sokuyor tak oldu mu Hasan kardeş olmadı dedi Mehmet bir de tak değiştiriyor değiştiriyor bunu değiştiriyor ama orası değişiyor. Oysa bunu değiştiriyor. Benim ama ben orayı gö değişiyor görüyorum. O burayı değiştiriyor tak yapıyor he Resul ora değişiyor. Dünya böyle. Her ders tak yapıyor Orası değişiyor. Tek orası değişiyor. Şimdi dedim ki bu adam böyle. Yani o mübarek zat. Peki ahiret nerede dedim. Dedim. Döndü. Kim sordu onu dedi. Ben de hiç ses yapmadım. <laughs> hiç ses yapma Döndü. Ama acayip bir şey. Ne dedi biliyor musun? Sorandadır dedi. Ha sorabilendidir. Sora bilen dedir. Dedi. Bu kadar veciz, vallahi akılla düşünülecek bir cümle olamaz. Ahiret nerededir? Sora bilen Sorandadır yani. Ahiret ne, nerededir? Sorandadır ahiret. Çok eh, Risale-i Nur terbiye etmiyor zannetme. Yani o tasavvufun böyle coşku moşkuları var ya kontrolsüz hisleri. Hiç öyle değil. Tamamen bu hakikattır. Hazreti Salih Nur'la meşgul olmak tamamen hakikata muhatap oluyorsun. Usta diyor ki bana talip olmuyorsunuz. Hakikata talip oluyorsun. Kur'an'a talip oluyorsun. Aradığını aradığın zattan soruyorsun. Aradığını aradığın, aradığın zattan sormalıyız. Bu ne demek ya? Allah'ı arıyoruz Allah mı soracağız? Evet ya. Nur talebesi direkt Rabbini Rabbinden, Kur'an'ı Kur'an'dan, peygamberi Kur'an'dan, peygamberden soruyor. Aradığını aradığın zattan sormalısın sormalıyız dedi. Seyahata başladı diyor. Madem ona hasta bu halet niye risalede var? Acayip diyorum yani. Hakikaten ise başlayınca böyle bir tuhaf etti yani. Bir baktım hakikaten o. Yani o ama nasıl oldu dedim yani. Allah Allah aynı. Bir bakıyorsun biraz sonra gene aynı yerdesin. Sanki oraya gibi gene buradasın. Aynı yerde. Böyle o yani fak şu daha saydam. Yani aynı yerde. Ee, alemi şehadet diyor alemi gaybın üzerine tenteneli perdedir. E ee, biraz katlanacaksınız bu konuşmalara çünkü istersine girdik. Evet alo alo burası dünya. İstersine girdik. His acayip. O alemin buradaki tanımlanmışı, tanımlanmış hali. His buradadır ama buralı değildir. Buradadır ama buralı değil. O ne dedi bak diyor ki bu ne diyor ya? Diyor ki hayatta hissiyat suretine kaynayan memzuş nakışlar pek çok esma ve şuunatı zati zati işaret ediyor. Yani tencereye koydurdum ya böyle. Fukur fukur kaynadı. Biraz önce düzdü. Ne yaptık da kaynadı? O ısı verdik. Isı suya benzemiyor ki. Başka bir cins bir şey. Bunda su ne yaptı? Nasıl değişti? Değiştiğini nasıl anlıyoruz? Belirlenir. Bu alemi şahadet işte. Buhardır bu alem, buhar. Nehirdir demiyor mu? Alem şadet bu işte. Alemi şadet buhardır, köpüktür diyor. Alem şahadet için buhardır, buhardır. Hayattan kaynayan, bu sürecin sonucu. O nedir o? Isı ayrı bir şey de ısı. Ee, su hayat zaten. Alemi, o buhar işte alemi şahadet. Hayattan kan belirlenmiş cin dişe vuruşları. Ne yaptık oraya? Buz oldu, kar oldu, yağmur oldu. Ondan sonra indi bir yerde kristal buzda kar dondu, zemin oldu, a dünya oldu. Kurtlandı o buz o bu kar kurtlandı. Bak diyor ki hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar. Hayattan sudan kaynıyor memzuç nakışlar. Pek çok esma ve şunatı zatı işaret eder. Gayet parlak bir surette hayu kayumun şunatı zatisine aynı ediyor. Ne anladık? Pek çok esmaların ve pek çok şunatı zatiyelerin dışsal memzuş nakışlarıdır diye Sari söylüyor. Hayatın hissiyat suretinde dışsallaşıyor. Hayat kendisini his olarak gösteriyor. Yani varlığımızın zeminidir hayat. Her şeyin zeminidir. Dimağında, kalbinde, vicdaniyatında, ruhun da zeminidir. Bu acayip bir şey. Orada tanımlanıyor. Yani Hayatın nefsül emriyesi. His. Çık işte nefsül emir yani. Harici yani vücudu. Nefsül emriyedeki vücudu yani. Nefsül emri ne demek? Bunun programının diyorlar ki bunun yazılımına. Nefsül emir olmuş. Yani emrin nefis hali. Nefse dönüşmüş hali. Hayatın nefsül emriyesi hissiyat. İstediğin şekil ver artık. Ruhtakiler kendilerini his olarak ifade etti dışarıda. Hay evet ruhtakiler. Çünkü ruhun ruhun diyor dört havası. Ruh kendisini ne ile ifade edecek? Dört havası Ruh kendisini irade ile. Ruh kendisini zihinle. Ruh kendisini iste. Dışarıdan gelenler de ona his olarak. O, evet. Hiso dışarıdakiler hisse dönüşüyor. His ruha aktarılıyor. Latifeye dönüşüyor. Ruhtaki latifeler vicdana atılıyor. Orada ruhun dışsalı irade, zihin, his latife-i Rabbani ile dışarıya his olarak çıkıyor. Mesela muhabbet. Şedid muhabbet hissi diyor. Ya muhabbet his değil. Biz çok iyi biliyoruz. Muhabbet latife, latife-i Rabbani. Ama dışsalı bu. İşte e, Risale okumaları çok ilginçtir sureti kanuni hakikati Allah bunu bize vererek şu formülü e, Cenab-ı Hak en büyük ihsan etti. Bazılar mesela Murat burada mı? Keşke o, dursun şey vardı. Ya kanun nereden çıktı diyor. Bak 615 sözlerde ustat diyor ki hakikatla suret arasında bir berzah olduğunu söylüyor kanunun. Hakikatin kanunu. Kanun hakikat. Şimdi sorma bitireyim. Sor sor. Soruları unutuyorum. <laughs> Şimdi, e, biz vicdana, bu, 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 akılda, dimağda, kalp, kalpte olan meseleleri, havadisi, e, vicdandan ruha tanımlıyor gibi düşünsek. Tamam. Ama şöyle bir cümle kurdururuz. Ruh kendini his olarak ifade ediyor. Ee, dış salı, ruh da mesela dışarıda göz bir şey aldı. Aldı mı fotoğraf? Kulak bir şey aldı. Burun aldı. Ağız falan. Aldı mı abi? Kuva aldı mı burada? Kuva. Akla giren her şey kuvvettir. kuvve akliye. Kuve. Hayal da kuvvettir. Şöyle ya tam bak şimdi. Vicdana iner. Vicdanda his olur. Ruha aktarırken <laughs> his olarak, buradakiler his olarak aktarılıyor. Ama öyle aktarılıyor. Evet. Hisse dönüştü. Hı -hı. Ama aynı zamanda çok tuhaftır. Kuva kuvayalıktan çıkmadı his zeminiyle aktarıldı. Hissiz aktarılmıyor. Yani his olarak aktarılıyor ama orada halet oluyor. Evet halet oldu. O, evet. o ruhta halet olur. Yaptıkça mi halet olur? Yok tabii tabii. Ruhta halet oluyor. Şeyde vicdanda his oluyor. Tamam. Şu parantezi. Yo 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 dur. Şu parantezi lütfen abi. Hakkınızı helal edin. Ama, şu, ama şu, kopartıyorsun şey, bizi. Ama çok özür dilerim. Bir daha He. konuşmayacağım. i̇nşallah. Ama İnşallah. Hisler... Hissiyat aynı şey. Şöyle aynı şey değil abi ya. His. Bak vicdan fıtratı zihin şuurdur ya sana. Tamam. Fıtratımızdır. Tamam. Yani o fıtrat olarak his olarak var orada. Ama dima gecinden geçtikten sonra hissiyat oluyor. Evet tabii. Tabii ki. Olmadan bütünsellikten sonra. Ben olmaktan bak şimdi. Yastanın şunu. Bir de okuyayım şurayı. Ruhtakiler kendilerini his olarak ifade etti dışarıda. Hayat bana hissettiren his Hayat bana hayatı, hayatı bana hissettiren histir. Tamam his. şimdi cümlem şu çok ilginç Çok hoşuma gelmişti o zaman ben olmakta olandır his Ben mesela insan nedir Devam değişmiyorum İnsan nedir deyince bir şey söylediğimiz zaman yani şu an söyledik ama söylerken de değiştim İnsan an, ve an değişmiyor mu? Ee, ama şu anıma bir tanım getirir misin? 20 tane insan tarifi var. Şualar 218'de. Olması devam ederken olmakta olandır. Olmakta olandır. Olması durdu mu? Durmadı. Söylerken de değiştim zaten. O zaman ben olmakta olandır. His yani andadır. Yani olmakta olan Olmakta anda olandır his. Olmakta anda olandır his. Hissin mazi ve müstakbeli yok. Andadır. Anda olmakta olandır. Ama hayal edersen hayal edersen olması oluyor şu anda. Yani geçmişin elemleri geleceğin korkuları. Anda histir. Anda onların ilgisini... His. Olmakta Olmakta anda olandır his, sureti hissiyat, kanuniyeti aslı ise hayattır. Sonradan bir araya gelen bir şey mi? Sonradan bir araya gelmiyor. Her şey bu babaya selam vermek zorunda. Burada kendisini ifade. Yani hayat denilen şey, hayat denilen mutlak ve muhit olan bir şeyin bizdeki şeyi nefsül emriyesi, içsel alemin zeminsiz zemini, zeminli zemini, her şeyin zemini, Histir. Su nasıl ki e, armutun, şeftalinin e, zehir gibi biberin, bal gibi kavunun da e, maddesidir su, değil mi? Veya zeminidir. His de böyle bir şey. Yani her şeyin olmakta olan andadır. Geçmişi yoktur, geleceği yoktur. Anda olma. Nasıl olur ya geçmişin, geçmişin elemleri var? E nasıl olur? Onu tanımladığın anda His, yani mesela geçmişin elemleri. Şu anda hissetmiyor musun? Hissediyorsun yani. Yani bakın geçmişi elemini hissetmiyor musun? Hissettiğin anda andasın yani. Abi, Hı -hı. ana taşıdın. taşıdın. Yani geçmişi ana taşımadım. Aynı zamanda ben hem geçmişim hem geleceğim. Yani bir tarafı bırakmıyor. Bir yeri getirmiyorum buraya. Öyle konuşuyoruz da umumi derste. Geçmişi buraya getirsen elem. Geçmişin elemi, geleceğin korkuları. Ama bu enfusi yani ne geçmişi getiriyorum, ne geleceği getiriyorum. Her şeyde ben varım zaten. Düşündüğüm anda oradaki varoluşlarım çıkıyor. Bendim zaten. <gülüyor> 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 Muayyen ve muşahbas olmayan, cevher olan ruhu, his ile aynı kavun örneğindeki gibi <laughs> kavunun suyu bize kavunun neyini bize tarif ediyor? En, en arkada, en geniş lezzeti muşahhas hale getiriyor. Evet. Ama su değil mi? Dedi gibi kavun su ama ama le tat o his işte. Hayat suydu. O kavunun tatı his. Hayatın hulasası. Hulasası değil. Memzuş nakışları. Bu aleme tanımlanmış oluyor. Tanımlanmış hali. Vicdan olmasaydı güzel bir cümle kullanmıştı. Neydi? Sebep ile orientasyon muydu? ruhu buraya oryante edip tanımlamamıza sebep oluyor. Vicdan da burada bir aracılık görevi var. Yoksa nasıl ifade edecekti kendini ruh? Evet. Başka nasıl nefes alacağım? Volkan gibi. Şimdi hissetmen için yok o zaman. Öyle mi? mi? Hisset, his yoksa yok. <laughs> yani ruhun şey hissin de <laughs> e, bakın bir daha geçmişin elemleri ya Davut. Ge geleceğin korkuları. Geleceğin korkuları olur. Geçmişin elemleri olur. Geçmişte elem olur. Korku olmaz. Gelecek eğer e, korkusu var, anda böyle biz düşünün düşünürsek, e, tefekkür edersek e, veya bir şekilde o taşınmışsa ana, onun adı histir. Yani elem hissi, elemi his. Mesela korku hissi diyor, korku hissi. Şu anda bana hissi, hissetmiyor muyum korkuyu? Ama daha gelecekte gelmedim ki ileride köpek varmış. Şimdi hissediyorum. Ameliyat alacak beni doktor. Bir saat sonra. E şimdi, belki de hissetmeyeceğim narkozu ama şimdi korkuyorum. Yani geleceğin korkusunu şimdi hissetmiyor muyum? Yani andadır. O his ne yapıyor biliyor musun? Aynı zamanda. Mazi ve müstakbelin kanatlarını açıyor. Onunla, onunla tanımlanıyoruz. Besleniyor yani. Onda besleniyor ama besleniyor değil. Ona dönüşüyorsun. Ya. Yani de, beslenme değil. O oluyorum ya. Bak bu geçmiş bu gelecek. Anda beni görüyorsunuz ama ben aslında söyler misiniz şimdiki zamanı maziden ve istikbalden kopuk olsun. Abi, ruhu da şimdiki a zamanı şimdiki zamanı geçmiş ve gelecekten kopartarak izah edin bana. Gelecek yoksa şu an var mı? Geçmiş yoksa şu an var mı? E zaman nasıl geçer? Geleceğin ana, anın mazi olmasıyla olur. Akıyor böyle. O zaman nedir? geçmişin bütünlüğü geleceğin fikri geçmişin ve geleceğin andaki haldir an yani geçmişsiz geleceksiz an yok ki geçmişin ve geleceğin bütünsel halidir an Allah, öyle bir söz var bendeki söylesem Osmanlı yaz dersiniz ama tamam <laughs> söyleyeyim <Söylebilirim>. mi <laughs> his var ya Hasan abi ebede hissizlik ebede götürür ama beka'ya götüremez abi his sizi bekaya taşıyandır. Yaz Osman. <laughs> Ebedi. Evet. De, değil, demek Bir dakika bir dakika söyle. Hasan abi hissiz ebede ulaşabilirsiniz. Ama beka bulamazsınız. Size beka bulduran o suyun içindeki kaynamalar histir ya abi. O kaynamalar ezelin üzerinde ebedin ve ebedin içinde bekanın ortaya çıkması demektir. İşte bunu yapan his abi. Hissiz baki olamazsınız. Olamazsın tabii. His buranı, buralı değil ki. Sen buraya getirdiğinde şişi öldüremezsin ki. Ölüm anda kim ölüyor? Nefis ölüyor. Peki bedense bu nedir? Yüzde, yüzde yetmiş altı sudur. Küllü nefsin zayi katır mert. Ruha ölüm yok ki. Küllü nefsin. Her nefis tadacak. Nefis nedir? Bedensel hazlardır. Ne demek yani? Bedensel hazların e, tanımlanmış olduğu dünyadan kopmasıdır. Bedensel azar. Gözün kopması, kulağın kopması, dilin kopması. Zaten gece kopuyor, koparıyoruz. Uyuduğum zaman göz tanımladığını koparıyor. Göz kapatıyoruz. Tanımlamalar gitti. Kulağı kopartıyoruz. Kimseyi duymuyoruz. Aa, uyuduğun zaman yemek yiyor musun? Zaten öldün. Ölümün kardeşi. O ciddisi olunca ölüm oluyor. Yani ne oluyor ben de anlamıyorum ki yani. Yani ölüm denilen bir şey bedensel sıyrılmadır. Zaten sıyrılıyorum. O uykuda sıyrılıyorum zaten. Sıyrılmıyor. Sıyrılmıyor muyuz? E peki ahiret nedir? Nasıl yaşarsan rüyada o cinsten olur. Televizyonu kapatıp TikTok, YouTube'larla uğraşıp da akşamda herhalde peygamberi görecek halin yok ki. E bu rüyana nasıl görülüyor? Bununla meşgul oluyor mu? Yatınca oluyor. Bir şey değil ki değil ki bu. Yani bu, bu uçuk bir şey söylemedi ki rüya. Bununla meşgul olunca tabii ki bu cinsten rüya olacak. Çünkü niye? Ruhuymaz. Sinetum velanem. Ruhuymaz. Ama ben Gözümü kapattım, kulağımı kapattım. Ruh ne diyor? Ona muhasana asana bak lan. Bedeni kapattı lan bu köpekleri indirdi. Ne yapacağım? Uy ruhun da canı sıkılıyor. Uyuması yok ki. Cennette uyku yok. Ruhun uykusu yok. E ee, uyku nedir? Bedenseldir. Ne yapacağım diyor. Gözü kapattı, kulağı kapattı lan bak. Ben takılayım şuralara dedi ya. bu neye takılayım? Hangi cinsten yol açmışsan. Ben buradan gidebilir miyim ya? Şurada yol yok ki Osman açmadırdınız ki. Yol yok ki. Yol şuradan var. Aa buradan yoldan. E, bu adam hiç çalışıyordu. Ulan gideyim şuna bir takılayım ya bakayım. Oralarda kahve mi bakkal mı ne var. Ola bu yolla çalışırken Hasan. o hisse falan. O cinsten şeyler var. o bir sürü şeyler. Sonra önce Allah hayretsin falan. Çalıştır mevzunun. Diş salları yani. nefs emir emriyeleri. Mahluktur ahirette. Gayet normal. Yani ahiret bir, bir yerlere koymanın çok mu zorlandı? Nereye koyuyorsun ahireti ya? Alim şahadet onun üzerine ten, perde. Yoğurtun tenceresi nerede? Orada. Bez nerede? Burada. Ya kardeşim örtü üstlerini koysana. Yoğurt mayalanacak. dünya nedir? Ahiretin üzerine tenteneli perde. perde nerede? Yoğurt daha içindedir ya. Yoğurt altında işte. Örttü yani. Bez burada, tencere orada. Mayalanır mı? Dünya ahireti mayalıyor işte. Tenteneli perde. Dünya, alim şadet alim gaybın üzerine tenteneli perde. Dünya burası ahiret bitişi değil ki. Abi, hani rüya uyku alemine girdi ama alemi şehadetle diyor bağları kesilince alemi gayrı menfezler, pencereler açar diyor. Ya. İnsan meşgul olduğu şeylerle isterse mi onu da bağlantı kuruyor. bağlantı kuruyorsun Resul ya. Zaten şey değil ki şaşırmadım ki. Alama sordum ahiret nerede dedim. Zaten ahirette çalışıyordum. Yani ahirete hakikaten merak ediyorum. Dünyanın bitişi bu arsa benim Gafur senin bu arsa da senin. Bitişik. Ev yaparız. Yani dünyanın bitişi ahiret değil ki kardeşim. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından inkışaf edecektir diyor. Asar de. Yani ağaç çekirdeği neresindedir? Dışsal, dışsalıdır yani. Ağaç çekirdeğin bitişi değil ki. Ağacın dışarıdaki tanımlaması şey, çekirdeğin dışarıdaki tanımlamasıdır. Ağaç çekirdeği neresindedir? Ne dişindedir, ne içindedir, ne sağında, ne solundadır. Peki ağaç nedir? Çekirdeğin dissalıdır. Bitişi değil ki. Heh, onu bütünlükte tutan işte abi his. E işte tabi. Ağacı bütünlüğü tutan tabi. Çekirdek yok olmuyor. Çekirdeğin ettiğin için ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmıyor ki. Şeyde Hasan abi ben mesela e, ilmettim. Bir derece bana yakınlaştı. Mesela malukatı tefekkür ettim ya da bir mevzuyu. İlmettim. Aslında ruhuma e, şey Bafra abinin dediği gibi Şimdi Bekaya malzeme, yani aslında kendimi inşa ediyorum, ahiretimi inşa ediyorum. Aldım, ilim ettim, bir derece kendime geldi. Sonra onu hisse taşıdım, hissetmeye başladım, daha boyaladım ben de, evet. daha bir boyalandı. Kendine dönüştürdüm biraz. biraz. Bana daha yakınlaştı. <laughs> His... etti, hissetti. Halet oldu, ben oldu yani, ruhumun artık bir malzemesi kendisi haline geldi ve bekaya kazandı. Burada olunca yabancılık hissederiz buradakilere. Buradan vicdana inince tanışıyoruz, tanışıyoruz. Daha yakınlık, kalbe girince oho, ikizim oluyor. Ruh olunca beraber aynı şey. Mesela doktor dedi ki, ben diyor her ölümü duyunca diyor, benim bir parçam gitti duyuyorum. Yani e, çekirdek çekirdek duyuyor. Ya dışarıda yaprak düştü, meyve düştü, dal koptu. Çekirdek diyor ki aşağıda bu ağaç zannediyor ama aslında benim bütün insanlar benden yapılmış. Her insan düşünebilir, hakkı vardır. Bütün kainatın zembereği benim, çekirdeği benim, aslı benim, hulasası benim. Bütün insanlar beni tanımlıyor. Benim teşakkusum hayat bahsine geçiyor, Beşinci remizde geçiyor. Ee, kainat etsası ve, ve ka, şey e, mevcudat diyor. Efradı kainat ise, şey etsası kainat ise e, etsası efradıdır diyor. Kainat yani benim vücudu haricimdir kainat. Bu hikaye anlatmıyorum. Hayatta ne yaratılmışsa, hayatta bende gramı varsa benden yapılmış. Hayat mürekkep değil, terkip değil. Tek şeydir, her şey çıkar bundan. Hayattan Allah ne yaratmış? Alemi gayb ertar, melek, Cene, cebrail, mikail. Hep benim ya. Benden yapılmış. Benim hakikatımdan. Bana yabancı değil ki. İlimle ne yapıyoruz? Uzak düşmüştük gaflette. Alem şahadete. Hakikatımızdan uzak düştük. Vatan hasti demiyor, demiyor mu? Vatanı hastilerinize ithal edileceksiniz. Ey beni Adem. Vatan hasti neresi? Orada işte namaz kalkıyor. Şey kalkıyor. Ee, şey tertipli namazlar var ya şey namazı kısaltıyorsun. Vatan hasti ya. Namaz, hmm. namaz orada artık kısaltma yok. Seferi yok. Seferi yok. Sefer bitti. Ne oldu? Asıl oldu. Asıl nedir? Kendisidir namaz. <laughs> Hayatın kendisi be. Hayatın içeriği. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Ne yaptın ustadım? Tam da ne yaptın o? Girince ne yaptı? Bir baktım, gittim, gittim. gittim <laughs> bütün Gittim diyor. Namazda girdim o aleme diyor. 28. lema. Bunu bir nurcu derse söylediğim zaman hayal kurduğunuz zannediyor benim kurduğumu. Lan lemalarda yazıyor. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Ondan sonra bir vaktim bütün kainat, bütün varlık, 18 bin alem nazarımda ufaldı 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 hiçbir şey kalmadı. Aa bir bir, bir baktım ki bir şahsiyeti Muhammed'e kaldı. Hemen onu görünce ona esale Elfu elfi salatim elful elfi selamna aleyke ya Resulallah demeye içimden coşar buldum diyor. Bir tek hakikat kalmış. <laughs> Nur Muhammed'e varmış yani. Milaç ya. 28 yıl ama yatsı namazına niye girdin? Sabah niye girmedin? Öyle niye girmedin? Niye Allah Resulü gece İsra, miracı niye gece oldu? Niye gündüz olmadı? Niye ustadın miracı şey namazda yatsı namazına girdim diye? Ya böyle bir insan bir düşünür ya. Subhanellezi esra mirac. Niye gece seyahati? Niye yatsı namazında ustadın? <laughs> Çok tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor arkadaşlar. Bizde oluyor. işte değil. İkin okunmadı değil mi? Öğle kılmış mıydık? Tamam. Şimdi tanımlamaya gidiyoruz şunat zati pek yani girmediniz de. Evet. De şunat zati bildiğimiz en üstteki şunat zati mi yoksa esma ve şunat Zatiye dediği için hani esmanın şunat şeklindeki e, gözüken fiili... Şunat zatiyelerin dışsalları. Yani aslında bizim e, mesela bir tanesini söyle. E, Heh. onlar değil değil mi? Yoksa Hayır hayır. Mesela diyelim ki muhabbet nedir? Şunat zati değil mi? Kendisini his olarak gösteriyor. Kuvvetli muhabbeti his diyor. Bak ha göstereyim o. Nerede? Mesela Esma'nın şunatı efal değil midir mesela? Nasıl? Esma'nın şunatı efal değil midir? Evet. Şu... şeyinleri. Şeyinleri efal olarak cil ve cemal nakış sanatı bütün selli dördü. Yani efalın içerisinde bunlar var zaten. Yani hani... o, o, grubada aslında şunat diyoruz. Evet mi? evet. Ama esmaların dışsaları o şunat. Ama burada ustad diyor ki şunatı zatiye ana merkez. merkez. Tabii. Çünkü şöyle. Sen bilirsin resmi bir müdür bir şey yapacağı zaman gidip de e, zabıtayı emretmez belediye başkanı. Başkan yardımcısı gidip zabıtayı çağırmaz. Onun başını çağırır. Şunatı zatiye ben sallaya sallaya kolumu sallaya sallaya ben diş sallaşıyorum. Hayır. Şunatı zatiye vicdanla kal kalple yapıyor. O birimi geçmiyor. Sen kalkıp da şu belediye başkanının jop alıp da semitçiyi kovaladığını gördün mü? O işi kim yaptırır? Ona yaptırır. Şunat-ı Zati de hissi kullanır. His de dişsal olur. Ondan sonra o zabıta bir şey yaptığı zaman zabıta bir iş şey yapmazlar, hakaret etmezler. Başkana bak ya, belediyeye bak demezler mi? Senin lisanla konuşturur. Evet. Ayı kayım e, isimleri de enteresan yani. Onu düşünmek lazım. Hay ve kayım olup kullanmış yani. Evet. Bak o şeyde söylüyor zaten burada. Ee, bak hem diriliyor. Hayatta hissiyat söyletmemizin pek çok şunatı zaten inşaatı gayet parlak bir surette hayu kayu. Sanki hayat hay zaten de kayyumiyet de olur. Ona... His hisle olur. Yani his his alemi şahadettedir ama amin-i şahadetli değildir. Kendisidir. Vücutun yani hayatın nefsül emriyesidir. Her şey onun üzerine bina ediliyor. Yani kayyumiyet hissiyat oluyor sanki bu noktada. Hissiyat suretinde bunu evet. coşturtarak Coştur. kayyum. kayyum. oluyor. Zamanın hakikatının insandaki karşılığı olabilir mi abi? Bir de söyle. Zamanın hakikatının insandaki, insandaki karşılığı. evet nefsül emriyesi de zamanın. Zaman bir şerittir. Zaman bir nehirdir. Alemi şadet üzerindeki köpüktür diyor. Buralar köpük. Dünya köpüktür, araba köpüktür, eş köpüktür, para kariye köpüktür, beden köpüktür. Lan altı su. hayat köpüktür diyor 25. sözde. E peki zaman neydi? Nehir. His nedir? Zaman denilen, zamanın hakikati olan nefi mahve ispatın, zamanın bir hakikati var. Bizdeki diş salı, yani zamansız bana bir şey söyler misin? Düşün bakalım ya et. Hissiz bir şey olmaz işte. Yani zamanın dış salı. His yani acayip muayyen gibi gözükürken bu bedenimde kalıplıyken şu kadar sonsuz. Hayata bak bakar mısın? Ha bu kadar bir şeyim. Bu kadar mekanım var ama bende bir his var. İçimin his içimde içine bir giriyorum içimin içine bir giriyorum mekan kalkıyor. İçimin içine giriyor. Fihi mafi. içimin içine girince artık orada mekan yok, zaman yok. Zaten vefat da zaten içinin içine giriyorsun zaten. Herkes kendisini görecektir. Kendi amellerini görecek. Am yaptığı amelleri görecektir vefat edince. Öyle değil mi? Peki o amelleri bensiz amel olur mu? İçki içiyorsun, namaz kılıyorsun. Ben varım. Kendisi kendisini görecek demektir. Amellerini görecek demiyorum. Ameli elimdeki bir kalem, bensiz kalem olur mu? Ya ben beni göreceğim ya. Yaşadıklarım bütünlüğü demektir vefat anı. Bütün o... He? Ömür dakikalar insanı avdet, avdet eder o. Bütün yaşanmışların cem halinin noktalanması vefat tanıdır. Evet. Ya avdet eder. Ya zulüm, zulmani veya nurani. insana döner. Bütün yaşadığım andaki cem. Hadi benden ne var Allah, Pasaportum geldi. Hadi Hasan teris oluyorsun. Hadi Resul deris oluyorsunuz. Vefat yok. Ne vefatı? Yeni, her şey bitti. Ne bitti ya? Her şey yeni başlıyor ya. Her şey yeni tanımlanıyor. Şu anda dünya alemi şahadette, toprağı altında çekirdeğiz diyor. 23. Sözde. İnsan bir çekirdeğe benzer. Çekirdeğe benzer ağaç oluyoruz. Olacağız değil. Şu anda zaten oradayız. Şu anda çekirdek hayatımız, hayatı dünya bir çekirdektir. Şu an olmayacağız orada. Oluyoruz zaten. Orada mı önce oluyor da burada biz bunları da yapıyoruz? Burada yapıp da orada oluyor bilmiyorum. tam inanın bana. Aynı anda oluyor galiba. Ama önce galiba değil. Kesin kanaatim bu. Yani suretsiz hakikat olur mu? Hakikatsiz surette nasıl gözükecek? Yani ahiret olmayacak. Oluyor kardeşim. Belki de, belki demiyorum. Orada oluyor da oradaki ben burada kendimi böyle gösteriyorum. Veya burada mı o da orada öyle gözüküyor. Hayır. Hem alemi gaybin defterlerinde, alemi gaybin memleketlerinde şu anda hepiniz oradasınız. Aynı zamanda da buradasınız. Hem oradasınız hem buradasınız. Ben beni yapıyorum hiç cebir yok. İçin. Hasan zaten diyor ya biz bu dünyada diyor hem ekiyoruz hem ekiliyoruz. Aynı. Bütün ömür Resul'ün güzel ve cize oldu. Bütün ömür dakikaları vefa insana ya nurani ya zulmani avdet eder. Yani o kullanılan ömür yaşanmışların cem hali. Ona bir paket seriliyor. Ona bir isim ecel geldi. Hadi bakalım. Hatta mahluk mahluktur diyor ustad. Orada kullandığı misale bakın ya. Ölü mahluktur diyor mektubatta. Ne kullanıyor? Çekirdeğin ağaç olması kullanıyor. Lan çekirdeğin çürümesi gerekiyor. Çekirdeğin öldüğünü, çürüdüğünü nasıl anlarız toprak altında? Göremiyoruz ki. Ağaç olarak gözükmesi. Ha deriz ki çekirdek ağaç oldu. Ha onun adı çekirdeğin ölümü ağaç ise kurban olayım böyle bir ölüme. Çekirdek ağaç olmuşsa lan çekirdek mi olalım ya olsun lan ağaç. İmamın mü, e, mübinle kitabın mübin e, kün emriyle aynı anda yazıldı. Allah Allah. Olduğu bitti aslında. Kitabın mübinle imamın mübin ayrı değil aslında. Değil. Ama Bilmiyorum. biz anlamak için. Aklıma gelmişken söyleyeyim abi ya bu da mesela his. Evveli ve ahiri mesele cem etmiş ya kendini. Acaba diyorum kamil insanlar mesela bazı kerametlerini bu hisle mi yapmışlar? Hisle mi vücuda getirmişler kerametlerini? Hislerini aktif ediyor. Senin o şeyine geldim ha bak. Mektubat 33'te Osman. Onu okuyayım bak. Diyor ki muhabbet var ya şuunat. Kendini burada nasıl yapmış? Aslında o şeyi okuyacaktık cümle cümle cümle. Herhalde kaldı. Bak şimdi. 33 mektubat. Sayfa 167. Herhalde çekmedik bunu. Sen durumun hepten iyi değil. Hem oruçtunuz hem alemi. O teleri gel lan bu tarafa fazla. Gözüküyor simandan. Gel bu tarafa alemi şehadetten lan. Elimizden çıkacaksın şimdi. Ne dedi? Yemek yemek diyor. Hoşuna gitti değil mi? Çok. <laughs> tamam. Şu şey mektubat okumadan şey yapmayalım. Yok yok yok. Ben... <laughs> Kim o? Ya, abi olmuş bitmiş Güvenmez. olan benim içimdeki göründüğü yer midir? Şahit olduğu yer midir Evet. O olmuş şey hepsinin şahididir. Yani olmakta olanların şahididir. Olmuş bitmiş olan bir ben var. Bir de o benim içindeki gözüken ben var. İçim dış, dışım içimde ya. içimde <laughs> dışımda o. İçimde gezen benim gözün göründüğü an belki yerde açığa çıkan şey midir hisabı? Evet. Aç, açığa çıktığı an. Anda. His böyledir. Mesela bir daha söyleyeyim çünkü yanlış anlaşılmasın. Mazinin eylemleri, geleceğin korkuları ya. Biz e, geçmişe şöyle oluyor, gelece böyle. Yani gidip geliyoruz yani. Aslında oralar hep var. Şimdi şimdiki zaman var mı? Var. Gelecek zaman var mı? Şimdiki zaman varsa gele. Nerede abiler gelecek zaman? Gelecek zaman neredeyse geçmiş zaman da oradadır. Şimdi e, Mektubat 33 senin o şunatı zatenin nasıl muhabbetler hisle alakalıdır. Onu okuyup keseceğim. Aferin lan çekilmiş miydi ya? Kim ya çekti? Aferin lan Hasan. Küçük Hasan. Küçük Hasan disiplinliği sever. Disiplinli olmayı sever. Aferin hayret. Ciddi diyorum. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak. Bir. İki. Hararetli muhabbet. Üç. dehşetli hırs. Dört. inatlı talep. İna çıktı abi, Mehmet kardeşin şey dersi. Ve hakeza şiddet hissiyatlar. Bunlar merak, muhabbet, hırs, inat, hırs hismiş. Görüyor musun? Baksana his diyor. Şunu görüyor musun? Şiddet hissiyatlar. Umur ruhu reviye kazanmak için verilmiştir o hissiyatı şiddet bir surette fani umuru dünyeviye tevci. Oysa biz hissiyat şey değil mi abi? His hislerin çoğuludur hissiyat. E, ee, vicdana değil mi? Ee, biz muhabbeti şuna tezat ede değil miydi? E, burada ne işi var? Muhabbete ha bak nasıl te te tezahür edecek var şimdi. Bir yerde risale icmal eder, tafsil eder. Bir mevzunun bir kum, mev bir mevzunun bazen evelini anlatır, çekirdek. Bazen ahirini anlatır, ağacı meyvesi Bazen zahirini anlatır ağacın zahirisi, görünüşü. Bazen batınısını anlatır ağacın arka tarafını. Yani Risale-i Nur böyle iki nokta üst üste diye bir tanımlamaz. Eylemde gösterir her şeyi. Ya evveli o mevzunun muhabbetin evelini ya ahirini evvel çekirdek. Ahir ağacı meyvesi, zahir ağacın zahirisi. Batını da malum batın makine tarafı. Şimdi muhabbetin hissiyat şeklinde bak nasıl ortaya çıkacak diyor. Şedid bir surette fani umuru dünyeviye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişe şişelere baki elmas fiyatlarını re de he, elmas fiyatlarını vermek demektir. Şimdi bak. Hop. Olsun bu adam hem meraklı hem duygusal bir ortam. Hep He, bir de namaz daha kılıyor. Daha namaz da kılıyor. <laughs> de vardı evet. adam demiş ya. Vay be bu adam diye oruçlu ha namazla nafil kılarken. <laughs> demiş ki selam verdin mi? Hem oruçta tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya İnsan insan antikama gidiyor. Tamam bırakacağım abi. Ha. Şimdi bak. Bak seninle alakalı. İnatlı talep. Hissiyatmış. Bak şimdi. Bunu okuyayım kesiyorum. İnsanda zayıf ve kuvvetli hissiyatlar varmış. Sarih gidiyorum biliyorsun. Çok seviyorum. Öyle şey dokunmam şeylere. Merak, muhabbet, talep, katli iken. Bunlar daha önce okumuştuk. Merak, muhabbet. Yani şunlatı zatiyeden dışa vursun. Talep, katli iken. Bunlara kuvvetli his diyor. Bak göstereyim size. Bak şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs, inatlı talep. Neredeymiş? va şiddet hissiyatlar umur ruhrevi kazanmak için verilmiştir. Hissiyat yani. Ha, his. Ama biz biliyoruz ki e, bu merak, muhabbet mekanı, kaynağı, zemini şey değil. Vicdan değil, his değil. Ama dikkat edersen ruhta ne vardı? Şunat-ı zatiye. Şunat-ı zatiye ne vardı? Muhabbet. Değil mi? Şefkat-ı kadesi muhabbetimin şefkat. şefkat, mıkadese, müneze, şefkat Yok mu? Peki ruh kaç ayağı vardı? Dört. Dört ayağı var. İrade. Ruh. Bu irade olarak. Zihin. His. Latife-i Rabbani. Ruh bunu o yollar dışarıya çıkaracak ve ruhun da vicdanın da aynısı. Ee, vicdanın anasır erbası ve du, ruhun dört ha havası. Ru, ru, şey vicdanın anasırı havası Erbas erbası Erbas anasır erbası ruhun dört havası. Hı. Ha bu ruhun da dört diş salı o yola çıkıyor temeli binanın aynı yere söylüyor. Onun sebebini de söyledim. Akıl deyince kafa yer gösteriyorsun kalp deyince yer gösteriyorsun. Vicdan ve ruha nerede diye maliyeti yok. Her taraf diyor. Maliyeti yok kardeş. Böyle yapma. Böyle bir şey yok yani. Maliyetin söyle. Bütün ben hissediyorum bunu abi. Ben de hissediyorum hissi. Abi kaşınıyordu siz yanlış anlamışsınız. <laughs> 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 Merak, muhabbet ve talep kalpteyken bu, o başka, o coşma, o, o işte, o coşma histir. Ee, o his şeklinde gözükmüş. Ma mekan olarak yok. Olarak bütün e, tamam işte onun için maliyeti yoktu ama kalp deyince burayı demiyormuş. Bütün beden diyor musun? Kalp her tarafı etkilemiyor mu? Akıl deyince burası demiyormuş. Burayı yönetmiyorum ama elim buraya tuttum. Hadi bakalım vicdanına bir elimi götür. Ayarlayacaksın. Ayarlayacaksın. <laughs> <seni. gülüyor> yani kendilerini vicdanda his olarak tezahür ettiriyor, görünüyor. Muhabbet Osman. Kendilerini vicdanda his olarak tezahür ettiriyor. Çünkü ruh dört yöntemle dışarıya çıkar. İrade ile zihin, his, latife rabbane. Çünkü ruhun dört özelliği. Muhabbet şu da orada. Vicdanda his olduğu için vicdanın malzemesi mi geliyor? oradan çıkıyor. His olarak gözüküyor. His o park, parlayan şeydi ya. kaynayan su. Orada diyor. His olarak gözüküyor. Peki Muhammed oraya mı az? Muhabbet fikre geliyor, fikre dönüşüyor. Muşunat-ı zatiyedeki, ruhtaki muhabbet, şefkat, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddeseler kalbe inerler, duygu olur. Vicdana inerler, his olur. Dima gelirler, kuva olur. Güç olur, güç. Enerji olur. Dima güçtür, kuva, kuva yaklıyor, enerjiler. Onun için hayal ettiğini dönüşüyorsun, Düşündüğün oluyorsun Ne düşünüyorsan o güçtür Mesela konsantre oluyorsun Mermeri kırıyorsun Paldır kildir geliyorsun elini vuruyorsun Elini kırıyorsun Ama konsantre yani bizde tefekkür oluyorsun. bak onu Peki o konsantre olduğun zaman Uyanan güç neredeydi Neredeydi de uyandırdın getirdi Konsantre veya şey Oluyor tefekkür bir yerde, bir, yatıyor yerde yatıyor. bir yerde yatıyor Neredeydi o Evet. Adeta adeta üniversite diplomasında ilkokul diploması olduğu gibi ilkokul diploma şey üniversite diplomasında ilkokul diploması var. Demek muhabbet his olarak görünüyor vicdanda. Oysa muhabbet şunat ı zatiyedendir, ruhumuzdadır ama kendini kuvvetli hissiyat, Fikir duygu olarak ifade edip gösteriyor. O zaman hissin yeri vicdan da. Ama e, sıf his sıf vicdana ait değil. Ruhun da dört ayağından bir tanesidir. O e, kuvvetli hissiyatla vicdanın üst mertebelerinden zayıf hissiyatlar ise vicdanın alt mertebelerinden Allahu alem. Alt yani kuvvetli hissiyatlar diyor. Yani vicdanın e, şu, şunu kastediyorum Üsmer Terzi. Vicdanda hiç oldu mu abiler? Eğer içeriden gelen, kalpten, ruhtan gelenler vicdanla dışarı çıkacaksa kuvvetli hissiyat. Eğer göz, kulak dışarıdan, dünyadan gelen objeler, sesler, malzemeler, fikirler dimadan vicdana gelirse bunlara zayıf hissiyat denilir. Burada kesiyor. Zayıf ve kuvvetli hissiyattan anladık. Sor. Hikmet. Abi şey diyecektim. Şimdi iki ay önce bir ders yaparken Almanya'da birisi karıştırılarak yakılmış ve ona demiştik ki onu hisseder yakılmasını. Ceset. Cesetini. Evet. Bu, ruhtan olduğundan dolayı mı o his? O his, o his, o his. Evet, evet. Hikmetim. Mesela cesedi yakıyorlar değil mi? Veya Adlimborg'da sakın kimsenizi Attı tıpta şey yapmayın. Öldü öldü işte. Tamam daha ne şüphe savcı. Senin şüphenden dolayı mı kestireceğim? İmza atmayın yani. Hisseder. Çünkü tahlukatı var. Yani şeydir. Ama ben inanıyorum ki Müslüman hissetmez inşallah. Çünkü ötekisi bütün zarratına kadar hissediyor. E nasıl çünkü vefat etti bilmem kaç saate kadar bir kere kıllar da büyüyor. Yani tüy büyüyor ya. Sakal büyüyor. Burada kesiyorum. Esas e, ben e, tanımlamayı şöyle yapacaktım size. E, onu göstereyim. E, hiç yapmayacağım. E, cümle cümle. Şurası. Açar mısın? Onu görün. Sözler 200. E, sözler 126 sayfa 134. Ondan sonra gidelim. Bakın abiler. E, 100, 134, 135. Bak göstereyim size. Bu kaç? 136. Bak bu bir sayfa geri 134. Bak buradan başlıyor. Bu kaç? 130'u kaldır. Tamam. Ha, bak şimdi. Buradan başlıyor. Hislerin tanımlamaları. Kaç çeşit? Sonra gel buraya bakın. Yani hakikaten ne kadar nimetin içindeyiz. Allah insanlık inim inim inlerken Cenab-ı Hak bizi kendisiyle meşgul ettiriyor. Ne kadar şükretsek az. İnsanlık ne halde? ne kadar zor durumda. Ama Cenab-ı ikramına, ihsanına bak ki e, şeyde geçiyor Kastamonu 249'da mıydı? Bu zamanda bu şevk, bu hizmet imaniyle alaka ve münasebet doğrudan doğruya büyük bir in ilahiyedir. inayeti ilahiyedir. İhsanatı Rabbaniyedir. Bilelim ki elimizden Allah almasın. Yani meşgul olabilmek, Allah'ın inayetidir, İsa'nın lütfu ve keremidir. Gruba attım bu sabah. Yani niye ben bununla meşgul olabiliyorum? Ben meşgul olduğum için inayet tecelli etmiyor. İnayet tecelli ettiği için bizde tezahür ediyor. Yani ben bir şeyi verebiliyorsam, verdiğim için Allah bana verecek değil. Allah verdiği için verebiliyorum. Verdiği için veriyorum. Sevdiği için beni sevebiliyorum. Verdittiği için verebiliyorum. Ben ilk önce alıyorum. Aldığımı veriyorum. Neyi veriyorsun sen? Aldığını veriyorsun. Senin değil ki verileni veriliyor, veriyorsun. Peki verileni vermedin tıkadın gelmiyor. Cömertin böyle şeyi var yani zenginliği var. Ama cimrinin geliyor tıkanıyor. O baraj suyu gibi buhran geçiriyor. Oysa vermek nefes almaktır. Vermek tedavidir. وآخر دعاهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات